Kaptan ya, bir klima falan bir şey mi açsak ya cam pencereye? Teyze sen niye çıktın dışarıya bu sıcakta? Ya hadi devam edelim o zaman, herkesin işi gücü var haydi. Yeğenim şunu bir uzatsana ya. Kaç? Oğlum 200 verdim, ne 95'i? Benimle oynama, gerçekten oynama. 100 mü verdim, 200 mü? Teyze ben kaç verdim? Oğlum ben vallahi peşine düşerim. Bu teyze hiç hareket etmiyor, ölmüş olmasın. Teyze, iyi misin? Teyze niye çıktın sen, menopoz olmuşsun falan bu sıcaklarda? Basar sana. Kaç yıl oldu? 5 yıl. Sıkıntı. Sıcak basıyor değil mi? Bu da benim son dolmuş yolculuğum galiba. Tam bilemiyorum da. Star olacağım kızım. Tabii. Geyin de geyini biliyor musun? He ben de bilmiyorum. Bakacağız. Kaç yaşındasın? 60. Maşallah. Tamam saygı duydum. Yaşlısın. Haydi yaşlısın. Teyze mere pozdu. Sen yaşlısın. Yemin ediyorum kız ne güzeldi burada ya. Vallahi darlandım dolmuştan darlandım ama bu son. Şoför. Camı pencere her yeri kapat, klimayı kapat. Şu dibine kadar yaşayayım ben, şu pislik anın dibine kadar yaşayayım. Unutmayayım şu fakirliği yani, her yeri kapat. Nasıl, emmiyi beğendin mi? Genç ha yani, genç kafalı en azından. Of ben ikinizi de beğenmedim, yemin ediyorum yaşlı koktu her yer. Sen paranı verdin mi? Şoför bey, parasını verdi mi bu emmi? Oğlum ekmeğinin peşine düşsen ya, bak böyle kaçtan adam kaçak binse sen evi nasıl döndüreceksin? Ha. Teyze, beni galiba özel araçla falan alacaklar. Evet. Fakat şey ha, bunu bırakmam ha. Dolmuşu bırakmam oğlum. Ben buralardan besleniyorum. Unutmam yani. Ama keriz gibi de her gün dolmuşa binmem. Yani 4 gün Vito'yla alsalar, bir gün kısa mesafe binerim, öyle değil mi? Oha, vallahi geyin, geyin. Kaptan, kaptan, inecek var, geyine geldik. Bak şurası, bak gördün mü? He, o yalıya gidiyorum işte. Haydi görüşürüz, televizyonda unutmayın ha beni görünce. Sağ olasın kaptanım. Haydi hayırlı yolculuklar. Teyze görüşürük. Tamam yanındaki sapık gibi bir şey ya. Dikkatli ol. Ay! Hop iyiyim bir şeyim yok.